Aha change. Şöyle baksın. Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana selamun aleyküm. Bir tokat burnunu s- Aa minyon yokmuş. Hepinize merhabalar, selamun aleyküm. Bugün elimizde taze buff yemiş saplayıcı Moskov var. Onun öncesinde çok özür dileyerekten arkadaşlar, hıçkırık tuttu beni. Videoya girmem lazımdı. Geçmedi. Bir kilo su içtim. Ha, bir kilo su içtin Sara. Aynen. Bir litre su içtim arkadaşlar. Gerçi bir litre su bir kilo su yapmaz mı? Tartışılır. Sayısalcılar mı bakar bu olaya? Kim bakar? Onları göreve davet ediyorum. Geçmedi arkadaşlar ama konuşmam lazım. Maalesef nefes tutmayı da denedim bu arada, geçmedi şu an. Yani videoya denk geldi, özür diliyorum, çok özür diliyorum ama maalesef bugün biraz hıçkırıklı Cedric izleyeceksiniz. Ya çok da komik oluyor. Kankam dur, hıçkırık tuttu, anlatacaklarımı anlatamıyorum ya. Gel 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 bakalım. Şöyle bir... Vay arkadaş ya, hıçkırık yenge yedim ya. Arkadaşlar Moskova'nın öncelikle görseli değişti. İlhamım olsaydı bunu keserdik. Olsun, hıçkırıkla demeç atarım ben de ona. Hıçkırık rakibe değil de bana demeç atıyor gibi şu an. Şöyle ki arkadaşlar, Moskova'nın öncelikle görseli değişti. Görseli revamp yedi. Küçük haritaya bakarsanız oradan görürsünüz. Onun yanı sıra ben kostümle girdiğim için şu an çok fazla ayırt edemeyebilirsiniz. Bundan mütevelli görselinde farklılık var. Bunun yanı sıra Q W'su aynı. Q ve W birinci ve ikinci yetenek aynı. Ultisinde değişiklik var. Zaten en önemli püf noktası o. Arkadaşlar ulti sizden çıktıktan sonra artık kalınlaşıyor. Nasıl kalınlaşıyor hocam? Uzaklaştıkça daha geniş bir alana vurabiliyor. Bu bir. İkincisi, yolu üzerinde herhangi bir rakibi keser ya da delerse, işte isabet ederse orada bir gölge çıkıyor. O gölgeciye ışınlanabiliyorsunuz ama rakibe isabet etmek zorunda. Bunu yaptıktan sonra oraya ışınlanıp iyi bir konum yakalarsanız ta 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 diye tarayabilirsiniz. Sol köşede mızrağınızı takip edeceğiniz bir küçük çember gibi bir şey çıkıyor. Bunu da söyledik. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Kritik kasmanız bu halinde daha işlevsel oluyor. Tabii ki tanki piklere kritik iş yapmıyor ama siz yine de kritik kasarsanız daha iyi olur. Çünkü ışınlandığınızda üçlü saldırı build'in steklenmesi gerekiyor biliyorsunuz. Ama kritikle direkt çıkıp ilhamı basıp tak 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 tarayabilirsiniz. Allah kahretsin, hıçkırık beni bitirdin ya. Heh, anlatacaklarımı anlattım, şimdi oyuna bakalım. Şuraya şöyle bir gönül yolculuğu var mı, değer mi? Selamun aleyküm. Surprise! Böyle bir olay var arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Mızrak değer değmez ışınlandık. Geldik, sürprizi yaptık. Şimdi gidelim. Bana bir saldırı hızı botu ver. Aşağıdan kuleye vuramayacak çok fazla. Güzel haber bu. Ya bu tarz gitmelerin oyun başında handikapı kötü. Oyun başında giderseniz tabi rakip de sizin kulenize vurur falan. Zaten şunu da söyleyeyim, eklemeden olmaz. Kritik build arkadaşlar orta ve late oyunda daha çok vuruyor. Mesela saldırı hızı kombinasyon buildinde bozulma tırpanı artı akıllı asa. Oy harikasın kuzen. Bir de sapladım duvara. Oy oy harikasın. Şimdi saldırı hızı buildinde altın asa ve bozulma tırpanını aldım mı patır patır hasar atıyordu. Ya bunda öyle bir şey yok. Bunda birazcık eşya bitirmen lazım güzel insan. Onu da söyleyeyim size. Kuzen, bence fiskesi var, girme. Böyle bir olay. Ver bakalım asın pençesini. Manamız da biraz az. Şu heal'ı bir basayım. Seni bir duvara saplayayım. Kanka direkt ultilemen lazım. Kanka keşke kili bırakmasaydın. Neyse öldü. Ya orada bozulma tırpanın olsa patır 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 tarayabiliyorsun ama adam şimdi zırh pot çelik ayak almış. Kolay kolay ölmedi. Bizim oğlan acık daha vuraydı. Kili bana salmak istedi, anladım da.
sağlık olsun. Birazcık yürüyelim bakalım. Hasım pençesi kritik. Zırt delme umutsuzluk. Bu build'i yapabiliriz. Şuna bir mızrak atacağım. Kuzen kesebilecek mi onu? Kesemedik. Bir şey söyleyeceğim. Bir hıçkırık insanın oyuna odaklanmasını etkiler mi? Vallahi etkiliyormuş arkadaşlar. Şu hıçkırığın altında zahmet olmazsa videoya bir like çıkartıp kanala abone değilseniz abone olmak ister misiniz güzel insanlar? Moral motivasyon verir bize de. Aa, aşağıda Lancelot var. Ya of, o yengeci o kadar vurdum ben. Fight. Kufra'ya dikkat, zıplayacak. Bizim bu maç doğa rüzgarına da ihtiyacımız var. Benim farmımı niye aldınız ya orada? Vallahi benim farmı kıtladınız. Kuzen onu da çeksen keserim aslında ya. Bakayım. Yani keserim diye düşünüyorum. Harikasın be. Nice kankam. Ver bakalım kritik. Nata'yı mı çekmeye çalışıyorsun? Yani yine tanki rakip görürseniz arkadaşlar, şunu da söyleyeyim, ekleme yapayım. Tabii hıçkırık izin verirse. Üçlü saldırınızı bu build'inde kullanın. Tanki pik varken kullanın ama kırılgan pike mutlaka kritik kullanın dostlar. Şimdi şurada bir şey oluyor. Kuzen ona fiske mi atacaksın? Yukarıda da bir şey oluyor aslında. Şurada da bir şey var. Bir bakayım ona. Ay, değmedi. Neyse iyiydi. Flash'ını vurdu. Güzel. Çıkalım bir tur. Yapacağımızı yaptık buraya. Yengecimizi alalım. Bunun flash'ı yok. Ama arkası gelebilir. Özellikle Nata problem. Bakalım mid'de ne oluyormuş. Çok güzel manyak. Aha geliyor. Hop. İttim onu. Sisi kapat. Sis atma. Sis atma ortağım. Ortağım sis atma. Kanka sis attı, vuramadım ki. Şimdi bir tane de zırt delme koyabiliriz ama onun önüne umutsuzluk çekelim. Hasarımız daha da böyle zirve yapsın. Yukarıda birini gördüm. Ona mızrak sallasam mı? Sallamasam mı? Kuzen kaçtın mı? Kaçtın. Sen ne yaptın? Yakalandın. Şöyle bir mızrak. Hop. Ohohoho! Bir oradayız. Bir buradayız. Biz buradayız. Ya çok güzel olmuş arkadaşlar. Ama çok da sattırıyor ha. Onu da söyleyeyim. Yani bazen gireceğiniz yere iki kere düşünün. Sol haritanın altında çıkan
yuvarlak bir cisim var. Oradan da mutlaka kontrol edin. Yani gideceğiniz yere dikkat edin arkadaşlar. Aman diyeyim. Gözünüzü seveyim. Bir anda saçma sapan yerde bulabilirsiniz kendinizi. Farm güzel. Lancelot tanklaşıyor. Aslında bir tane böyle tanki zırh delme. Dur zırh delme alalım sonra umutsuzluk alalım. Ya kritik kasıyorsan böyle saldırı değerinin yüksek olması lazım. O saldırı değerinin yüksek olması çok şey kazandırıyor. Buna gidebilirdik ama. Kankam ver pasını. Sapladım duvara. Çok güzel. Gelişine böyle elimin tersiyle zunk ettirdim. Baba baba Lancelot'a bak, farmı önden alıyor. Lancelot değil de benim gözüm çençti arkadaşlar. Kanka helal et. Arada aldım ama muhabbete dalıyorum ben, vuruyorum, ne yapayım? Ha çenç. Şöyle baksın. Selamun aleyküm. Aa minyon yokmuş. Aa bir şey yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Artık Moskov Ninja. Ninja Buçar. Buçar artık Ninja. Lord'u eritebilecek şampiyonlarını aradan çıkarttım ve direkt Laps diye dibine girip tek attım geçtim. Vurabilir miyiz? Kufra atlıyor. İttim onu. Ay ayazına tüküreyim. Saldırı hızımı yok etti. Harikasın kuzen. Sapladım ona. O da öldü arada. Kim vurduya gitti? Farmı aldı bu. Bence bitmez. Lancelot da geliyor. Bir tur çıkalım. Yan inhibitor kulelerini alabiliriz. Biter mi diyorsun kuzen? Dur bakayım. Lan tutmadı. Ah be. Ah be, duvardan uzaklaştı. Şu umutsuzluğu da alalım. Ayakkabıyı satıp doğa rüzgarı alalım bence. Bir doğa rüzgarımız olsun bu maç. Cloud, Lancelot, Nata falan derken alalım. Aslında Lord da bekleyebiliriz. 40 saniye var. Öldü mü bu arkadaş? Ya ayaz saldırı hızını çok düşürüyor. İki tane saldırı hızı eşyamız olduğu için fazla düşüyor. Sanki bir tane daha saldırı hızını kaldırabilir şampiyon. Oraya da girmeyelim be dostlar. Oraya da girmeyelim. Oraya da girmeyelim hocam. Bana oynar. Ah doçladı. Güzel sapladım ona. Farmı da al. Oh. İttim duvara. Sapladım onu. Pıt 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 pıt. Tertemiz 10 numara. Yani gerçekten bir Assassin'e dönüşmüş ADC var artık. Bayağı iyi olmuş ama çok güzel oluyor. Çok da sattırabiliyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Hıçkırım da geçti, fark ettiniz mi? Maç bitti, hıçkırık geçti. Eyvallah hıçkırık, eyvallah. Takımın eline koluna sağlık. Şampiyon şahane olmuş. Püf noktaları dediğim gibi mızrağınızı her tuttuğunuz yere girmeyin. Dikkat edin bir. İkincisi kritik çok çok daha güzel oluyor bu haliyle. Kritik kasmanızı tavsiye ederim ama tanki pikler varsa kritik pek olmuyor. Canavar avcısı, altın asa, bozulma tırpanı, bunu arayabiliyorsunuz. Onun haricinde gerçekten güzel. 10 numara bir revamp demeyelim, buff diyelim. Görüntüsü revamp yemiş diyelim. Çünkü hemen hemen her şeyi aynı, sadece ultisinde küçük bir çıtır bir şey eklemişler. Böyleydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz güzel insanlar. %39, 96K'da hasarımız var. Böyleydi. Allah'a emanet oluyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Sevildiğinizde asla unutmuyorsunuz güzel insanlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Clint aldım. ADC kaldı. Rakibin pick bu şekilde. Karşımızda Hanabi var. Oyun başı çok dürtebiliyor. Çok da yaklaşmayalım o yüzden. Hasarları bayağı yüksek. Çelik ayak değil de yinleri var. Yine en güzel counterlayan eşya şudur arkadaşlar. Antik zırh.
O yüzden bunun alt parçasını alacağım ben. Aralarında 100 gold falan fark var. Yani 100 gold daha fazla altın istiyor ama bunun pasifi de var. Çelik ayaktan saldırı olarak birkaç miktar düşük. Ama pasif olarak bunda pasif de var arkadaşlar. Diğer çelik ayakta pasif olmuyor maalesef. Böyle gördüğünüz gibi 5 fark varmış bu arada aralarında. Belki anti'ye çeviririz bile, belli olmaz. Yin çok zalim bir çardır hasar konusunda, affetmez. Buraya rotasyonlar olma ihtimali yüksek. Ben olsam bunların yerinde buraya rotasyonlardım. Guşun, aha. Mide gitmiş. Guşun bunu keseriz. Q'nu bunu atsaydım. Bayağı bir vurdum ona. Bir Q tutturursan kestin onu. Flash'ı var mı acaba? Sekmez umarım hasar. Flash boşa gitti bir tık. Farm alıp base atarsak güzel olur. O da ölebilir mi? Öldü mü? Yok, öldü. Hemen base diyelim. Bize bir zırh botu da ver. Şuradan 7 denizi mi ver? Güzel. Şimdi Hanabi bizim önümüze geçmiş mi? Evet, geçmiş bir tık. Zaten tank kastık, şu anlık yapacak bir şey yok. Güzel. Onu da kıtladık. Yedi deniz artı bitmeyen savaş yaptım mı? Bizim hasar gelir kendisine. Şu anlık biraz düşük ama. Bariyer niye bastın ya? Bariyer niye bastın? Gelip saldırıp bariyerini de bastı direkt. Aslında flashlanabilir bu arkadaş. Şöyle ki. Burada base atmıyor mu? Oo. Helal olsun, yürümüş. Canı azaldığı için yürümüş. Vallahi helal olsun kankam. Ayıkta oynuyorsun. Hadi Q, hadi Q. Bir tane Q atayım gideyim. Güzel. Şu anlık dediğim gibi hasarımız yok. Çok yüksek değil arkadaşlar. Yani böyle kolay kolay pat küt pat küt tek atalım değil de biraz daha farmlayalım. Farmlayalım, late tek alınca zaten yani orta ve late oyunda oturmuş olacak hasar. Tak 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 vuracağız. Bizim mid yırtılmış. Orta koridor 0-3-0 gidiyor. Lunox ölerek başlamıştı oyunu. Herhalde 3 kilo ondan topladı. Derken bir kill daha aldı. Bizim tank ve mid sanırım vay abi vasat. Çünkü sürekli onlardan alıyorlar killleri. Eyvah, Roger da ilhamlı Roger. Üstü kazanmış. Abi, bizim iyice dikkat etmemiz lazım. Bu koridora yüklenecekler. Gus'un alemde. Vallahi Yin gelir diye çelik ayakla falan başladık da. Roger geldi. Oha, üst koridordan Roger mu geldi buraya gerçekten? Güzel, bariyerini kullandı. Harikasın ben. Angel ultisi var ve bizimkiler hala midde bekliyor. Midde minyon kesiyorlar. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim bana.
Sen bana akıl fikir ver. Mid de kulenin altında duruyor Avel. Mid'den çıkın da oyun oynayalım biraz diyor. Ulan zaten adamlar mid'de değil. Daha nereye çıkacaklar? Ya şu oyunu lütfen manitasıyla girip bunun gibi mid alanlar oynamasın ya. Vallahi en sinir olduğum şey. Manitayla oyuna girip hiçbir işe yaramayan iki tip. Şuraya bak ya. O kadar vasatlar ki. Yani büyücü ve tank diye bir şey yok. XP koridoru ezilmiş. XP koridorundan adam kalkıp altın koridoruna gelip gank atıyor. Buradaki fight'i kazandırıyor. Burayı dörtlüyor. Akıl alır gibi değil ya. Vallahi akıl alır gibi değil. Keşke gidip Sims oynasa şu anım efendi arkadaş. Gerçekten bazen çok saçma oynuyorlar. Tahammül edilebilecek gibi değil ya. Of of. Ver bakalım bitmeyen savaş. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben mi yanlış düşünüyorum? Çok vasatlar. Yani 3 tane vasat var. Üst düzey vasatlar hem de. Toparlarsam kazandırabilirim. Bakacağız. Oyun başı düşmüş Lunox'tan shutdown oluyoruz ya, şaka gibi. Vexana'yı ve Kufra'yı kese kese shutdown oluştu herif, değil mi? Güzel. İyi, biraz toparladık. Bu iki tane kill bana ilaç gibi geldi. Şurayı bir tur daha pushlayacağım. Roger aşağıya doğru gitmiş olabilir. O tarafa yönelmiş olabilir. Bu maç zırt delmelik bir durum yok. Zaten kırılganlar. O yüzden şu an zırt delme almayacağım. Avcı darbesi. Peşine umutsuzluk, peşine de bir doğar rüzgarı yaparız. Bana redini mi almamı istiyorsun? Redini mi alayım? Eyvallah kanka. Ölecek ya. Yakaladı onu. Vur artık. At şu ultini adama. At şu ultini adama. Ha şöyle ya. Önümde oyunu oynat beni. Taşıyayım seni. Kullan o fındık kafanı. Vallahi sinir bozucu ya. Gerçekten sinir bozucu. En fazla farmı biz yaptık bu arada. Şu iki fight. İlaç gibi geldi. 4 tane skor aldık. Asist dedik biraz da. İlaç gibi geldi. Şimdi de açılırız işte. Aha yine ölecek. Girl problem. Big problem, big. Big problem. En fazla farmı biz yaptık ama bu saatten sonra tak 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 vururuz. Flash'ımız da var. Az ehemmiyetli oynarsak, şu tank ve kaledi önden salarsak, geldim kankam, saldır. Saldır, 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 saldır. Gelmeyeceksin mi? Bence alırız gelirsen de, hiç kovalama kill, gel. Gel gel, yukarıdan aşağıya gelene kadar alırız onu, gel. Gel oğlum, gel gel, saldır attım, gel işte. Gel şunu alalım yiyin gelene kadar, hadi. Atarsın sen smite, sen bu takımın akıllı oyuncusuna benziyorsun, eyvallah. Güzel, nice.
Vexana'ya bak ya. O bile farm yaptı ha, şaka gibi. 1-5-2 gidiyor ama 3 eşya olmuş. Vurur bu saatten sonra. Köpek gibi vurur. Güzel bir ulti kullanırsa. Alev atışı girmiş ama ayakta duramıyor ki. Kötürüm. Tek yiyor. Solda Yin var. O öldü. Gel men. Gel adamım. Gel gel gel. Çok güzel. Bu kule patlar zaten. Vurabildiğim kadar vurayım. Sen ne yapıyorsun lan fındık? Yeni görmedim bu arada. Üst tarafa çalıya geçmiş olabilir mi? Çalıya geçse üzerime atlardı değil mi şu an? Ben olsam atlardım. Burada mısın ya? Yoksun. Sen şu pasifi al bakalım. Şu köyü de tut. Yapıştırın beyler. Aferin oğlum. Aferin lan. Önümde oynayın şöyle. Aferin lan size. Bu kule de patlayacak. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Aa, bu kule patlamış mı? Vurduk. Aldık resmen kuleyi. Güzel. Umutsuzluğumuz da bitti. Çok güzel. O da öldü. Sen de şunu al bakalım kafana. Şunu da tut. Bunu da al. Bunu da ye. Yapma be. Ben sattım biraz ama bitirebilirler mi? Ben sattım bu sefer. Bunun yok. Bu hareket benim satışımda yok. Biz sattık. Haklısın kankam da. Minyon yoktu. Belki kuleye vurup bitirebilirdim ama ben sattım. Bu da benim yanlışım. Olsun. Farmımız iyi. Bir yanlış da bizim hakkımız olsun. Kritik koyabiliriz. Ama doğa alıp kendimizi korumak daha mı mantıklı olur? İyi bir pozisyon için. Ya da kritik koyup flash'ımız dönene kadar dikkatli oynayıp sonrasında bize hamle yapanı iki vuruşta yok edebiliriz. Yin bir yerlere pusacaktır. Nereye pusar? Buraya pusabilir mesela. Yok burada. Şurada olabilir. Yok orada da sanırım. Ama bir yerde pustuğunu adım gibi eminim. Kanka oraya geleyim de. Bir yerden üzerime koşarsa sıkıntı olacak. Şu çalı da olabilir mi? Yok. Bir yerde bekliyor ya. Yapma. Güzelsin. Ben öldüm ya. Öldüm. Hadi Vexana bir şey yap. Vexana bir şey yap. Öldü. Skill tutturamıyor. Kafayı yersin ya. Senin ne yine Vexana? Senin ne yine o Vexana ya? Ne yine ne yine? Kafayı gerçekten yersin. Lord da boşa gitti. Çok güzel. Şu Lunox'un flashları biraz tehlikeli bizim için. Ona da kritikle bitsin. İki tane vururuz yok ederiz gerçi. Burada mısın Yin? Yoksun. Şimdi şu adamı bana jungle'lardan diyorum. Ormanlardan görüş veri anlatamam ki Kufra'ya. 2 saat ona görüş vermeyi anlatacağına kim yutuldu? Kufra yutuldu. Bak keselim onu çıkışta. Kufra'yı kesemez herhalde. Ölüyor gibi ama Kufra. Çok güzel. Gel midden. Midden gel.
Alamaz bu farmı. Gel 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 gel. Angela var yanında sadece. Go 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 go. Bu sefer kuleye vuracağım, bitsin. Güzel. Yani arkadaşlar gerçekten çok kötüler ama bu insanlar böyle maç kazanıyor. Yani başka kazanma yöntemleri yok. Bronz aldı muhtemelen 3'ü de. Ama bu insanlar böyle maç kazanıyor arkadaşlar. Bunlara birisi çıkıyor böyle Ghost'ın gibi, ben gibi taşıyor. Bronz da almamışlar. Vallahi helal olsun. Yani yetenek abidesi. Gerçekten yetenek abidesi. Ghost'ın eline koluna sağlık. Gerçekten güzel oynadı. 9-3-9 oynamışız. Hiçbir destek, hiçbir mid desteği, hiçbir şey görmedik. Yani hiçlikti yani, resmen hiçlikti. Söyleyeceklerim bu kadar yani, bilmiyorum. Yetenek abideleri. Kazanmamaları gereken maçları kazanıyor bu tipler. Yazık, gerçekten yazık. Böyleydi. Görüşürüz, öpüldünüz güzel insanlar.